Hepinize merhaba arkadaşlar. Artık Portekiz Ligi başlıyor. Zorlu mücadeleler, zorlu rakipler bizleri bekliyor. Ama şöyle bir şey var. Şu an lig başladı gördüğünüz üzere. Ligin iddialı takımlarından, ekiplerinden bir tanesi biz olsak da ben yokum. İlk maçta ben yokum. Abi adam beni oynatmıyor. Yani Rio Ave ile deplasmanda maçımız var ama beni tercih etmedi. Hocam ilk maçtan keşke böyle yapmasaydım be. Şu lige ben de girseydim, başlasaydım ne kadar tatlı olurdu. Yani gittim benim yerime Akuna'yı oynatıyorsun, hoş olmuyor. Yani çocuklar kazansın. Liganos'a zaferle başlayalım. Ama şöyle bir şey var ya, ben de oynasaydım fena olmazdı be. Sonuçta hazırlık kampında kendimi biraz da olsun gösterdiğimi, kanıtladığımı düşünürken hoca pek de beklenen performansı ona yansıtamamışım. Umarım yakın zamanda beni kadroda değerlendirir. Ve beni değerlendirdiği zaman da bu maç bu şekilde, o maçlarda o şekilde bitmez. Bu ne lan? Gol atıyoruz anında gol yiyoruz. Yazık günah ya. 2-2 maç mı olur oğlum? Kendi sahamızda Benfica ile mücadele edeceğiz. Ama hocam hala beni tercih etmiyor. Hocam bu takımda ben de varım. Bak bu takımın ben de parçasıyım. Beni de oynat. Gözünü seveyim, beni de oynat. Ya ayıp ediyorsun ama ya. Ulan Rio Ave'de oynatmadın. Benfica'da oynatmadın. Hangi maçta alacaksın hoca sen beni? Yalnız bizim çocuklarda şöyle bir alışkanlık var. Gol atıyoruz anında gol yiyoruz ya. Ya oğlum bir 5 dakika yatlatın ya. Bir 6-7 dakika olsun, 10 dakika, 20 dakika olsun. Gerekirse 90 dakika olsun. Gol atın, yemeyin. Bak kazanmak için bunu yapmamız lazım. Aferin lan Bruno. Yemeyin lan. Yemeyin oğlum. Bak kazanalım lan. Benfica zor rakip ha. Adamsınız lan siz. 2-1 kazandık. Ama ben oynamadım işte. Problem var. Sonunda hocam benim varlığımı kulüpte hissettiği rakibimiz Tondela. Onları deplasmanda izlemek istiyoruz. Ama şöyle bir şey var. Aslında ben bugünkü kadroya seçilemeyebilirdim. Milli maçlar olduğu için ve Azerbaycan milli takımının turnuvada büyük ihtimalle yer almamasından dolayı ben bu takımda şu an görev yapacağım. Sol açıkta görevimi Arfiyan yerine getireceğim. Bana düşer. Neyse. Bugün sahaya yansıtacağım. Dalayı besleyeceğim. Dala kim lan? Sen yeni mi geldin oğlum takıma? Liganos'ta güzel bir gün, güzel bir zafer günü diyerekten Europark'ta Tondela ekibimiz olmasa da rakibimiz, onlar bizim rakibimiz. Ezeceğiz, geçeceğiz. Güzel bir maç olsun. Kazanalım beyler. Bakın. İlk maçım. Gözünü seveyim, beni besleyin lan. Vallahi billahi beni besleyin. Bak buna çok ihtiyacım var ha. Adamsın bak. Böyle paslar gel bana. Tekrar gel bana. Harikasın. Al şu topu. Oyna yukarıya. Gel tekrar bana. Çok güzel üçgeni kurduk. Ulan bu seri paslardan bir tane de gol buluruz. Olivier'cim. Ulan ne güzel de koşu yaptı. Ara. Ara. Aha. Aha. Ulan. Dönmedi. Dönmedi. Yüzüm kaleye dönmedi. Bir döneydi var ya. Ona bir çakaydım. Belki ilk dakikalardan hocanın gözüne girmek için güzel bir şans. Fırsat. Benim adıma olabilirdi. Gel sonum. Demin Dala vardı orada, ne alaka? Allah Allah. Neyse problem değil ya. Gel sonum ama artık yap bir şeyler be. Yani hoca senin yüzünden beni azarladı. Sen topu kaybediyorsun, bana fırçayı kesiyorsun, ne ayak? Şuradan bir tane çakayım mı? Olmadı. Ama problem değil. Bilim o. Kaldır kafanı, ver pasını. Güzelsin oğlum. Ah, ulan ah, ulan ah lan. Güzel şut değil hoca. Vallahi çok kötü vurdum ha. Yani ben kendi şutumu beğenmedim. Sen boş yere güzel deme bence. Hiç istediğim gibi bir şut olmadı. Çünkü hangi ayak olduğumu unuttum. Sonradan hatırladım ki benim ayağım sağydı. Ama sağ ayağımla o şutu nasıl vurdum onu bilmiyorum. Gitsin gitsin. Etoba gitsin. Zaten gözleri bozuk gibi onun böyle bakıyor. Gitsin o gitsin. Beyler. Yani baskıyı kurmuşuz. Bu baskıdan da bir sonuç çıkartalım be. Güzel top. Gel sonum, al şu topu. Sakin oyna. Olivier'e kaçtı. Ben de olurum. Ben de olurum. Oh. Güzel pastı lan. Vallahi güzel pastı bak. Maçın başında dedim. Beni destekleyin. Beni besleyin dedim. Adam besliyor. Ama işte benim şut kaleyi tutmuyor. Güzel top da. Gel sonum, bir dahakine yerden at be. Olivier'cim, al şu topu. Vur kafaya. Olivier'e o nasıl kafa lan? Yani ben sana bu kadar güzel hocam. Yani bir bindiriyor arkadan bir dirseğiyle. Çocuğun ense köküne dirsek atmış. Kaçır beni. Çok güzelsin. Geç ortaya. Geç ortaya. Al şu topu da.
Olur, problem yok. Sonuçta orta isabetli oldu. Önemli olan bu. Hocam. Hocam orada faul var. Al şu topu. Gel son. Hemen gel son. Gel bana Olivier'cim. Harikasın. Yardır gel son. Yardır gel son. Gel son. Gel son. Gel tekrar bana. Son kez gel bana. Son kez gel bana güzelsin sen. Abi kardeş kusura bakma biraz eziyorum seni ama. Ya ayağımın altında sen kaldın. Vallahi Olivier'cim isterik yapmadım. Ya ayağımını üzerine bir anda düşünce sen. Ezmek zorunda kaldım ama çocuklar iyi bak. Orada bana pası verse gel son ben de atardım. Ama o Olivier'i tercih etti. Çünkü onlar daha eski arkadaş. Olsun problem değil. Olivier'cim çok güzelsin. Ben bunu tokat darmayayım tokat diyemem. Ama gel sonuma veririm. Gel sonum. Bekle geliyorum. Bekle geliyorum. Bekle. Aha. Offside olmaz. İndir abi o topu. Gel bana. Olivier'cim. Ama bana ya, bana ya. Ben onu da oynayayım ne olur ya. Tamam kanat bende, kanat bende. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Basar alırım oğlum, basar alırım. En kötü beki kapatırım. Ya da kapatamam. Ya herifler çok güzel paslaştı, çok güzel çıktılar. Allah direkten döndü be. İçeri dikkat, içeri dikkat. Güzel, güzel, güzel. Aferin beyler lan. İkinci yarı çok kötü başladık ha. Bak kaçır beni. Çok güzelsin. Bindirmeyi sen babam. Yapsaydın ya lan niye durdun? Sen bindirme yapacaksın diye ben sana güvenerek hareket et dedim ama neyse. Güzel pas. Rumi. Rumi. İğrenç Rumi. Ulan o fırsat bana gelmiyor be Rumi. Buldun mu değerlendir oğlum. Vallahi değerlendir. Hoca ondan sonra bir kesiyor bir daha oynatmıyor. Kaçır beni William Hop. Güzel. Al dostum tekrar şunu. Bak. Gel. Gel ortadan. Gel ortadan. Çok güzel. Dost. Hocam. Hocam. Penaltı. İşte bu hocam. İşte bu. Alırım, alırım bir ama kırmızı ya. O çocuk kırmızıyı hak etti bak. La oğlum faali bana yaptı. Sen niye o kadar artistik yapıyorsun millete lan? Bak resmen geldi oradan ayağıma vurdu. Hoca isyan ediyor böyle diyor. Hoca diyor. Hareket olmaz ya diyor. Ona diyor kırmızı çakacaksın. Koçum benim. Bak. At şu golü. At şu golü. Bana hediye et. Allah seni bildiği gibi yapsın lan. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ya vermedin ki bana ben vurayım ya. Penaltı da bana yapılmıştı. Benim hakkımdı ya. Yap baskı orada. Yap baskı beyler alırsınız. İşte bu. Rumi. Rumi. Dışarı mı attın lan sen onu? Kardeş. Tek bir şey soracağım. Böyle bir açıdan bak. Böyle bir vuruş açısından sen Allah'ını seversen nasıl buraya vurmayı başardın? Yani bu neyin kafası? Şşş, Rumi. Adam imkansızı başardı lan. Harbi diyorum imkansızı başardı ya bak. Direği vursa şaşırmazdım. Ama sen böyle bir boşluktan tut dışarıyı vur. Diyecek sözüm yok kardeşim sana. Vallahi takdir ettim. Yani şu maçı biz eğer kaybedersek, olur da berabere kalırsak, bütün sorumlusu suçlu sensin ben sana söyleyeyim. Oğlum al şu topu başkasına oyna lan. Lan bana oynama lan. Allah seni bildiği gibi yapsın değil mi? Bak haybiye top kaybı oldu lan. Olur bir de gol yersek var ya. Fatura bana kesilecek yine. Sektirmeyin. Vurmasın. Çok güzelsin Asalet. Takip et. Hocam ofsayt. Hocam ofsayt Allah razı olsun. Bir an fatura bana kesilecek sanmadım Leyla. Güzel. Dostum kaçır beni. Tamam. Geçerim onu. Geçerim onu. Dostum içeri. Dostum içeri. Dostum içeri. Dripling. Oluyor. Coentry abi. Bindiriyorsun. Bindirmiyorum. Okey. Niye bindirmiyorsun sen ya? Carvalho'cum. Güzel top. Hocam. Hocam. Bak. Topa vuruyor sonra bana vuruyor. Lütfen. Kazandık ama bunları gör. Bunlara uyar. Bir şey yap. Tepki verdi. Tepki. Bunu istiyorum senden. İyi lan. 1-0 da olsa kazanmayı başardık. Bak bu yönden mutluyum. Ama sıkıntı şu. Kaçırdığımız penaltıya mı? Yoksa o çocuğun kaçırdığı topa mı?
İsyanım, onda pek emin değilim. Eyvallah hocam, pas ortalaman var ya, sana kurban olsun, canını yerim. Adamsın, beni böyle takdir et. Ki ben de sana güzel bir futbol yansıtayım. Sonuçta o beni mutlu ederse ben de onu mutlu ederim. Bu sene büyük bir ihtimalle ben böyle giderse pek forma şansı bulamayacağım. Rakibimiz Boavista, kendi sahamızdayız ama tabii malum milli maçtan çocuklar döndü. İster istemez herkes takımda yerini aldı. Biz gene yalan olduk. Ya geçenki maçı iyi performans sergilemiştim ya. Bir tane takıma penaltı kazandırdım. Bir tane golün organizasyonunda başrol oynayan isimlerden olmaya hak kazandım. O pası verdim, kilit pası verdim ya. Ama gene yedek kaldık. Vallahi billahi gene yedek kaldık. Hatta yedek de değil, locada kaldık, tribünde. Ama olsun, 2-0 yeniyoruz. Boavista'yı Sporting Lisbon delik deşik etti. Bir Dala attı, bir Olivier attı. Dala kim bu arada ya? Geçenki maçta da bu çocuk vardı ama göremedim ben. Ya benim hocanın nasıl bir beklentisi var benden ya? Toplam 4 maç arkamızda kaldı bak. Rio Ave'de oynatmadı, Benfica'da oynatmadı, Boavista'da oynatmadı. Bir Tondele maçına çıktım. Adam benden 9 ortalama bekliyormuş. Neyin kafası kardeş? Allah'ını seversen neyin kafasını yaşıyorsun? 2 gol de diyor, pay sahibi ol diyor. Tondele maçında o arada topunu ben saldım oraya. Gelson atmasaydım Gelson o pozisyona girebilir miydi? Ha? Penaltı. Bak penaltı kazandırdım takımıma. Katkıda bulunmaya çalıştım. Adam penaltı atamadı. Benim suçum mu? Hocam, bak sezona güzel başladın, güzel pas ortalaması gidiyorsun diye motive etmeye çalıştın beni ama şu an isyanım var sana. Hakkımı yiyorsun. Vallahi billahi hakkımı yiyorsun. Yedirtmem. Kimseye ben hakkımı yedirtmem. Rakibimiz deplasmanda paçoz. Onları paçavraya çevireceğiz. Ondan sonra ligde yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz bu. Crowline'dayız ve en önemlisi şu. Hakem Nazario das Marinas. Ya. Dala gene forvette. Oğlum bu Dala kim ya? Gelson mu lan bu Dala? Liganos'ta, Crowline'da, Paços Ferreira deplasmanındayız. Portekiz ekibi. Biz de Portekiziz. Ama en önemlisi stat çok güzel. Yani adamlar resmen her tarafı yeşil sarı, yeşil sayı. Benim bir zamanlar oynadığım İskitlerspor'un forması gibi ha. Ama problem değil. Onları paçavraya çevirmeye geldik, kazanmaya geldik ve en önemlisi hocama kendimi kanıtlamaya. Bu sefer gollerde pay sahibi olmaya adayım. Evet adayım. Bunu çok düşünüyorum. Çünkü adam beni maçlarda oynatmadığı için ister istemez bulduğum fırsatları nasıl değerlendireceğimi, hocamla nasıl iletişime geçeceğimi çok düşünüyorum. Gelson'um, ofsaytım. Sen atana kadar. Gelson'um, bir de be, bir de. Güzel top. Gelson, bak şimdi ver kaç yapacağız seninle. Lan biz yapacaktık, onlar değil be. Vallahi onlar değil. Beyler geçin ortaya, geçin ortaya. Arka direk, sende bu top. Lan. Ayak sağ ayak ya, problem oluyor. Vallahi. Yoksa iyi keserdim ben. Gençliğimde iyi kesiyordum. Yaşlandım, yaşlandım. 18'de iyiydim, 19'da iyiydim de. Yaşım 20 oldu ne ara olduysa ya. Benim doğum günüm ne zaman onu da bilmiyorum ben. Alttaki bende, problem yok. Kontracım. Lan o çocuk bendeydi de öbürleri işte çapraz koşu yaptılar da kafa yandı bir an. Hangisine bakacağım derken herif şut çekti. Seri çocukmuş. Ya ben daha o kadar seri olamadım. Arkaya sarkan toplarda kimse yetişmemi beklemesin. Yukarıdan bir koşu alabilir miyim? Bilimim al şu topu. Sakin oyna. Sakin bilimim. Çok güzel topla. Kes güzel de bir orta. Yadigar'dan gel. Çok iyisin. Hadi be. Güzeldi lan Romeo. Vallahi güzeldi. Benim şut çok kötüydü ya. Adam arkadan müdahale mi yaptı? Ne yaptı? Ayağım takıldı gibi. Sanki vuramadım ya istediğim gibi. Gel sonum, al şu topu sakin. Bak bekle, bekle, bekle. Geldim, geldim. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Çünkü ben Azerbaycan'a gidiyorum. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın beyler. Şu bayrağı da koy. Kolum çıkıyordu lan. Vallahi çok kötü bir deneme oldu benim adıma. Ya millet onu yaparken o direkt sallanıyordu, kırılacak gibi oluyordu ama ben yapamadım onu be. Yine de problem değil. Adam topu ararken ben ona dedim ki kardeşim bak topu filenin içinde. Git oradan al. Hadi koy santraya. Santrada görüşürüz. Rahat attım. Vallahi güzel koşuydu. Güzel pastı. Rahat attım. Keşke beni hep böyle besleseniz be. Rumi yukarıda. Senin ismin bu arada Rumi değilmiş lan.
Urmi öldü, hiçbir ismin var senin ha, ben ismini beğenmedim. İsmin de senin gibi kötü lan. Vallahi ismin de senin gibi kötü. Beyler baskılı başlıyoruz. İkinci yarıya baskılı başlıyoruz. Hadi oğlum. Hadi oğlum. İki yatacağız. İki yatacağız, rahatlayacağız. Güzelsin. De o top bana mıydı lan? Ben hiç farkına varmadım o topun bana geleceğini ya. Ama o ne güzel üçgeni yaptılar lan. Beyler dikkat 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 dikkat. Ortayı boşlamayalım. Ortayı boşlamayalım. Tamam, içerisi bende. Ben de geldim. Aman şut açısı yok, şut açısı yok. Çok güzeliz. Devam. Ben engelledim. Hocam ben engelledim. Bak oraya girdim kafa. Aa avuta bulmuş lan. Tüh yemedim. Kornere çıksaydı ben onu yutturdum hocaya. Kaçırın beni abi. Bak boşum, yukarıda boşum. Ben yukarıda boşum da. Dostum, dostum. Dostum. Ne yapıyorsun ya? Ne kadar rahat gidiyorsun lan sen. İndirebiliyor mu abi? Çok güzel. Bak sevdiğim toplar düzeltir. Plasemi çakarım, korneri takıma kazandırırım. Girmeseydi araya kesin golde o pozisyon. Uğur, çık git lan. Seni hiç sevmedim onun takımda. Yani çok saçma toplar harcıyorsun. Matyucum. Niye pas verir gibi kafa vurdun ya? Akunyacım. Keser misin güzel bir orta? Akunyacım iyi yere. Ana boyun kısa kaldı ya lan. O kadar da hesap etmiştim ha. Beyler geçin ortaya, ben size bir şeyler yapmaya çalışacağım diyecektim. Adam. Hocam bak dirsek atıyor. Vallahi billahi dirsek atıyor ya. Bak dostum gel lan, bana gel, bana gel, bana gel, bana gel, bana gel, bir daha, bir daha. Ah araya girdi be. Sektirme, sektirme. Şansımız devam ediyor. Batalyacığım gel bana. Gel ortaya. Carvalho. Al şu topu. Tekrar gel. Tamam, fazla tadını kaçırdık orada. Ya pas bir yere kadar. Güzelsin oğlum. Beyler hadi, son bir şans olabilir be. Belki iki atarız. Güzel Batayacım. Bataya diyorum, yanlış anlama. İsmin çok uzun. Bak ben oynadım gene kazandım. Takım benim sayemde kazanmayı başarıyor. Ama golü ben atıyorum, Kuvvetisi gösteriyor. Ayıp ya. Neyse problem yok. Ben fena oynamadım. Kaybedilen top 15 ama ona pek aldırış etmeyeyim. Ben gol atmasaydım bu takım kazanamazdı. Tabii adama gol attık. Bir iki maç kazandırdık ya, hemen bak gene oynatıyor. İlk 11'de oynatıyor. Setúbal karşısında deplasmana gideceğiz ama adam beni oynatıyor. Adamsın hocam. Siz beyaz giyin. Bu ligdeki formalar niye hep böyle yeşil, siyah, beyaz ağırlıklı? Neyse problem değil. Kadromuz yine aynı. İleride Dala'mız var. Dala Gelson. Liganos'ta, Arena Diro'da, Setúbal karşısında yine zafer istiyoruz. Kazanmak istiyoruz ve en önemlisi gol ve asistler yapmak istiyorum. Bakın, bunu yapmak istiyorum çünkü bu takımın vazgeçilmez bir parçası olmak adına emin adımlarla ilerliyorum. Kahramanı da oldum. Yani Jorge Jesus'cum biraz üflüyor. Biz onu izliyorduk mu izliyorduk diyor ama yalan söylüyor. Onlara pek aldırış etmeyin ama ben elimden geleni yapıyorum. Bak iyi müdahale dedi. Koydum müdahaleyi parmağı arkadan. Çocuk hemen bir anda top kaybı yaptı. Ya işte böyle. Futbolcu dediğim böyle olur. Aynı benim gibi. Beni örnek alın. Bu devirde beni örnek alın. Lan güzel top. Ama o işte Rumi olunca olmuyor. Ofsayt bu zaten. Hocam sakin sakin. Horgecim sakin. Kalbim malbim var, bak şimdi kalbine inmesin. Ofsayt. Bir diz farkıyla ofsayt. Aman abi, aman Quentra, o kadar boşluk yapma abi. Gözünü seveyim ya. İçeri dikkat. Sekmiyor. Tek de güzel Simitko. Tek takip takip. Aferin lan William. Lan William Carvalho var ya, çok iyi oynuyor ya. Ya adam aldığı paranın hakkını veriyor. Takım arkadaşım diye demiyorum. Vallahi billahi çok iyi çocuk. Oh az daha yiyorduk ha. Bu da Boni'ye benziyor. Belfred Boni. Onun yandan yemiş versiyonu gibi diyebilirim size. Andırıyor ama o kadar da değil. O teknik onun teknik değil. Petrom gel yardım abi. Açalım şöyle. Al şu topu abi. Rahat kaldır kafanı. Güzelsin William. Oliveira'cığım sakin oynuyoruz. Harika paslaştık. Harika çıktık. Al şunu Coentra. Gel tekrar Coentra. 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 Çok geç geldim be abi. Ya ben ne yapacağım bu saatten sonra? Hocam. Hocam. Bak. Çarpsa penaltı. Aman eşeklik ettim. Mücadele edeceğim dedim. Atladım üstünden. Penaltı da yalan oldu. Neyse problem değil. Olivier ah be. Gelmedi oğlum. Gelmedi ama düşüncen güzeldi bak.
Petrom güzel. Al tekrar gel son. Gel son. Beni kaçır. William. Ah William, ah William. O nasıl sert bir şut lan. Vur içine de bakayım. Kaleye bak. Artistik yapıyor. Kaleye gelen sizin oynayacağınız takımdan diyor. Ben diyor yumruk vurdum mu diyor, tuttururum diyor. Ama çok kötü vurdum. Yani Dwight bizim orada adam yoktu. O top o kadar kısa düştü. Harbi diyorum adam yoktu. Adam olsaydı gördüm ben o yumruğu. Bir daha atabiliyordum. Bak heriflere. Tık tak tik tak yapa yapa geldiler kaleye. Bir de gol atsalar tam olacak kale. Aferin lan Sarin. Çok iyi kapattığından açısını. Helal olsun sana ya. Gel bana Carvalho'cum. Güzel top. Al abi şu topu. Olivier'cim. Olivier'cim. Yapma be. Atsaydın yalan onu. Oh. Yavrum benim. Cointra'ya bak. Parçaladılar orada adamları ya. Al Olivier'cim. Güzel bir kontra şansı olur bak. Gel sonum. Gel sonum. Kaldır kafanı. Çok oynama topla. Kaçır aradan bizi. Çok güzel top. Çok güzel top. Dokunursam girer mi? Lan yar. Gel son iyiydi. Vallahi güzel. Gel son. La oğlum niye bana vurup vurup duruyorsunuz ya? Bir önden. Aha. 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 Lan. Güzel top. Güzeldi beyler. Güzeldi. Yani istenilen şutu çıkartamadım. Bunu kabul ediyorum. Ama ben o topun bende kalmasını beklemiyordum ya. Takım arkadaşlarımla orada tartışıyordum. Çünkü aynı pozisyon içinde arka arka iki kere bizim çocuklardan darbeydi. Bir önden bir arkadan. Carvalho çok güzel top da. Bir ben değil oğlum. Bir ben değil. Alamaz o topu. Gel sonum. Aha. Araya girdim. Araya girdim. Araya girdim. Plasemi de şu. Koysaydım çok güzel olacaktı ya. Ya plase vurmaya niyetlendim de topuma vurdum. Ya hocam ne yapayım ya? Ayarlayamadım. Allah Allah. Sanki bilerek vurdum ben ha. Ben ister miyim lan öyle dandik bir şut çıkartmak? Ayak içi vurayım dedim. Çok arkaya gitti top. Ayağımı ayarlayamadım. Ayakkabı tam oturmadı herhalde ayağım. Kontracım alırsın onu. Yapma yapma. O kadar rahat bir kafa vuruşunu kaçırma. Iskalama abi. Beyler içeri dikkat. İçeri dikkat. Tamam. Aferin lan kontra. Adam hatasını girdi. Telafi etti. Güzel de bize bir şans, fırsat içi pozisyonu verdi. O pası sonuçta bana verdi adam, bana. Gel sonum da verdi bak. Gel sonum da o pası verdi. Ben bunu koyar geçerim driplingimde. Driplingimde yerim onu. Keserim ortamı da. Ulan ön direği keseyim dedim. Bu sefer de arkaya gitti ya. Benim sol ayakta harbiden ayar yok. Beyler yakın, yakın, yakın. Ama şu... Biraz da koşulları alayım sizden. Ah be Olivier'im be. Öyle bir pas yok be. Kardeşim bana oynar mısın? Oynamazsın. Okey. Ben dönerim o zaman. Şaka şaka ne döneceğim. Şuradan şu topu düzeltir. Uzaktan bir tane yoklarım be. İyi uzandı. Al şu topu al. Çok güzel koşu yaptım. Ben de sana... Veririm de senin ortan da benim ortam gibi ya. Çok kötü lan. Gel biz seninle bir ara orta çalışalım. Orta kafa var bak. Sen de çalış, ben de çalışayım. Olivier'cim al şu topu. Güzel verdin gel sona. Hocam bunlar beni yalnız paso engelliyor ya. Yani demeyin demeyin diyorum. Aha aha geldi mi ah be direkten döndü bu sefer de be. Yok bu maçta şans yok bizde. Ben bunu bilir bunu söylerim. Bu maçta bizde şans yok. Olmadı. Kısmet değilmiş. Yani İstediğimiz pozisyonlara girdik. Rakibin hata yapmasını bekledik. Hatayı da yaptırdık. O topa girdik araya. Kaptık. Şutumuzu da çektik. Ama işte sorun şu ki vurduğumuz şutlar kaleyi tutmadı. Tutan da direkten döndü. Hocam ben şaşkına dönmedim. Gol fırsatları kokladım. Ama onları işte koklayamadığım için, daha doğrusu koklayıp da bulamadığım için şaşkına dönmüş gibiydim. Ama sen de haklısın, şimdi yalan söyleyemem. Sonuçta hocamız, saygı duymak lazım. Ligde maç eksiğiyle 6 haftayı arkamızda bıraktık. Ve şu ana kadar topladığımız 14 puan bizim için yeterli. Bakın bizim için yeterli çünkü ligde yarıştan şu an kopmuş değiliz. 2 beraberlik aldık ama problem değil. Artık hocamın gözdesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyorum. Durum böyle olduğu için ister istemez
Hocamın benden beklentilerini bir şekilde karşılamaya çalışıyorum. Yani o son maçta keşke o top direkten dönmeseydi. Gol girseydi. Biz de şu puan farkını biraz daha az seviyede tutsaydık ama 4 puan da yeterlidir. Sonuçta 6 maç. Bakın 6 maç arkamızda kaldı, 4 puan. Bayağı puan fark ettik. 6 maçta böyle gidiyorsa Porto bu ligin devamında ne olur bilemiyorum. Yani insan ister istemez biraz da keyfini kaçırıyor. Çünkü Porto çok iyi ilerliyor. 17 gol atmış, 4 tane gol yemiş. Adamlar hem ofansif anlamda iyi hem defansif anlamda iyi. Vallahi helal olsun ya. Neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ama şunu da unutmayın. O ayak içi prese vurdukları var ya. Ayağıma otursun. %100 çatal be. %100. Ya da diğer bir ihtimal direkt. Ondan kaçamıyorum.